Sanırım şu anda başlamış olması gerekiyor. Yazı da geldi zaten. Evet, yaz görünüyor. Benim gelmiş de ID geçersiz görünüyor diye. Ama ben ilgileniyorum. Tamam. Gelmiş de ID geçersiz görünüyor. Bana başlayalım deyince videoyu başlatacağım. Beklerken belki sohbet edebiliriz. Ne dersin? Tabii. Buradayım ben. Yani şey diyeyim, kalkmıyorum da bir şeyler yapıyordum telefon. Yani yani hep beraber de konuşabiliriz. Tamam oldu. Geldiniz tabii. Yazmıyor canım. Kitap topluluğu yazıyor fotoğrafın altında. O yüzden Evet, ben onu değiştireyim. Serra ismi. Serra. Serra mı? Evet, Benim. Serra. Ben de çok memnun oldum. Sen mi sunacaksın yoksa Yağmur mu sunacak? Nasıl olacak? Yağmur sunacak. Evet, Ben aynen. YouTube yayınında yardımcı olduğum için. Tamam. Yağmurcuğum, nasıl başlayalım? Başlayalım mı artık? Ne yapalım bilmiyorum. Saat 50 geldiler mi? Belki birkaç dakika daha bekleyebiliriz. Daha sonra başlayabiliriz. Tamam. Sizin için de uygunsa biz şöyle düşündük. Yani katılımcılarımızdan bir sorular almıştık başlamadan önce formu doldururken. Moderatörle ben yürüteceğim zaten. O soruları sizinle paylaşmak istiyoruz, sizinle konuşmak istiyoruz. Daha sonrasında da belki vaktimiz kalırsa yine chat bölümünden sorularını katılımcılarımız yazabilir. O şekilde ilerlemeyi düşündük. Harika. Çok güzel bir alıntı seçmişsiniz şeyde, görselde, afişte. Teşekkür ederim. Çok fazla bilinen bir kitap değil mi? Benim çok sevdiğim bir bölüm o. Çok şey oldum, etkilendim. Teşekkür ederim. Alıntı için mi? Alıntı. Ben de iç kitabını çok seviyorum. Zaten o alıntıyı da ben eklemiştim. Teşekkür ederim o zaman. Çok güzel. Çok güzeldi. Yeni kitap çıktı. Bugün çıktı. Kitapçılarda olması lazım. Umarım seversin. Evet, bu da geçer. Bu çiçeğin Türkçesi şeytan kaçıran mı? Şeytan bir tüyüm ne? Söylüyorlar ama yani İngilizcesi daha güzel isminden deliyor. Hoşuma gidiyor. Kitabın kapağını sevdim yani. Güzel görünüyordu, evet. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz hemen sipariş etmek için. Bugün siparişler bakalım. Sen hangi bölümdesin Yağmur? Ben psikoloji bölümündeyim, son sınıf öğrencisiyim. Aa, harika. Sera sen? Ben de bilgisayar mühendisliğinde ikinci sınıftayım. Aa, ikinci sınıftasın.
O zaman Yağmur gidiyor seneye, öyle mi? Evet, ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun Yağmur? Ben bakalım. Yani Ankara'da kalabilirim. Belki İstanbul'a gidebilirim. Şu an kafamda çok net bir şey yok. Belki yurt dışı olabilir. Hmm. Kal Ankara'da. Ankara güzel. Ankara arasında seçim yapılacaksa Ankara. İstanbul zor. Lüzumsuz zor. Yavaş yavaş başlayabiliriz aslında. Belki şöyle küçük küçük topluluğumuzdan bahsedebiliriz ilk başta. Evet, şu anda Belki da 65 kişi var zaten. Bu şekilde gidiyor. YouTube'da 65 güzel. Belki biraz topluluğumuzdan bahsedebiliriz biz kısaca. Ot tamam. kitap topluluğu nedir diye çok kısaca katılımcılarımız da öğrenmiş olur. ODTÜ Kitap Topluluğu öncelikle ODTÜ'de kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak için kurulmuş bir topluluk. Bu topluluk 97 yılında kuruldu. Yani bayağıdır var aslında. Birçok şey yapıyoruz biz topluluk olarak. Bugün de olduğu gibi yazar söyleşileri düzenliyoruz. Daha öncesinde de birçok yazarımızla söyleşilerimiz olmuştu. Kitap kritiklerimiz oluyor. Buna ek olarak ihtiyaç sahibi okullara kütüphaneler kuruyoruz. Bu şekilde etkinliklerimiz oluyor. Bazen başka topluluklarla ortak etkinlikler düzenliyoruz. Yine Ayraç yapımı gibi böyle etkinlikler düzenliyoruz. Toplumumuz böyle bir topluluk. Kısaca anlatmak istedim. Benim bağlantım mı gitti acaba? Arada donuyorsunuz Ece Hanım ama. Evet, galiba benim bağlantım gitti geldi şimdi. Şimdi normal ama bilmiyorum. Şu an geliyor. Şu an görüyorum. Şu an iyi sanırım bağlantınız. Ben görüyorum. Tamam, şimdi geldi. Tamamdır. Sorulara da geçmeden önce biraz Ece Temel Kur'an kimdir onu da bence bahsedelim. Kısaca. Sizin yanınızda da böyle biyografi anlatmak şey olacak ama şöyle kısaca bir bahsedelim istedim. Kendimi ölmüş gibi zannediyorum kendimi. Ece Temel Kur'an 95 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi ve avukatlık ruhsatnamesini aldı fakat bu mesleği sadece bir gün sembolik olarak Kürt çocuklarını savunmak için gerçekleştirdi. 93 yılında okuduğu dönemde Cumhuriyet Gazetesi'nde gazeteciliğe başladı. İlk yazıları Patika dergisinde yayınlandı. Kadın hareketi, siyasi tutuklu ve hükümlüler, Güneydoğu sorunu üzerine çalıştı, röportajlar yaptı. İlk kitabı Bütün Kadınların Kafası Karışıktır. 96 yılında yayınlandı ve bu kitap 2015 yılında Selen Uçer tarafından tiyatroya uyarlanarak sahnelendi. Kitapları birçok dile çevrildi ve Almanya, Çin, İngiltere ve Fransa'nın da içinde bulunduğu birçok ülkede yayınlandı. 2006 yılında yayınlanan Biz Burada Devrim Yapıyoruz Sinyorita kitabı Türk Tabipler Birliği tarafından Düşünce ve Demokrasi ödülüne Ne Anlatayım Ben Sana kitabı Diyarbakır Demokrasi platformu tarafından Barış Dostluk Demokrasi Ödülü'ne, 2013 yılında yayınlanan Düğümlere Üfleyen Kadınlar kitabı ise 2017 Uluslararası Edinburgh Kitap Festivali'nde ilk roman ödülüne layık görülmüştür. Son kitabı How to Lose a Country ilk olarak 2019 yılında İngiltere'de İngilizce olarak yayınlandı ve daha sonra birçok dile çevrildi. Kitabın henüz Türkçe baskısı bulunmamakta maalesef. Temel Kur'an'ın yazıları halen Ot dergisinde yayınlanmaktadır. Bugün de Ece Hanım'ın Bu da Geçer isimli deneme kitabı yayınlandı. Böyle kısaca bir giriş yapmak istedik.
Zaman Teşekkür. siz de hazırsanız sorulara ben başlamak istiyorum. Tabii Bu ki. soruları. Bir de ben diyeyim. Merhaba herkes. Burada herkese selamlar. Çok teşekkür ederim. Ottu Kitap Topluluğu. Türkçe konuşunca daha heyecan, seviniyorum. Dolayısıyla sevincimi bana ettiğiniz için teşekkür ederim. Böyle biyografi okuyunca biraz dinlerken yaşlanıyorum ben. çünkü şimdi düşününce Ottu'ya ilk söyleşiye geldiğim 2001'di. Tam 20 yıl olmuş. Hatta da bu zamanlardı diye hatırlıyorum. Çünkü soğuk bir zamandı. Herhalde kıştı. Beni büyük bir böyle amfilerin olduğu bir yere götürdüler. Bir tane amfi dolu. Bir tane de amfi boş. Herhalde ben boş amfide, yani daha az insan oldu, amfiye gideceğim diye döndüm. Bir baktım herkes toplanmış. Hayatta yaşadığım en güzel sevinçlerden bir tanesini Ottüller yaşatmıştı bana. Bir o. Bir de sonra 2000 şeyde Irak işgali sırasında Ottü'ye Mehmet Ali ile Mehmet Ali Alabora ile geldiğimizde çok güzel bir gün yaşamıştık. Bunlar siz yokken oldu bazıları ama yapacak bir şey yok. Böyle yani. Çok teşekkür ederim. Çok merak ediyorum bana ne sorduklarını, kitap topluluğu üyelerinin veyahut da işte bugünkü katılımcıların. Haydi bakalım başlayalım o zaman. Başlayalım. Ben şeyi tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu soruları biz daha öncesinde katılımcılarımızdan almıştık. Yine katılımcılarımız vaktimiz olursa soru sormak isterse chat bölümüne yazabilir. Biz de vakit buldukça bu sorulardan sonra iletebiliriz. Sorulara o zaman başlayalım. İlk olarak Haydi bakalım. ben yeni kitap hakkında biraz bilgi almak istiyorum. Çünkü merak ediyoruz. Bugün çıktı. Bize biraz bu da geçerden bahsedebilir misiniz Ece Hanım? Tabii. Yani işte bu da geçer dediğimiz çok çok fazla kez dediğimiz bir zaman yaşıyoruz hep birlikte. O yüzden kitabın adı Bu da Geçer oldu. Deneme kitabı. Benim hem İngilizce'de yayınlamış olan yazıları Türkçe'ye çevirdik çünkü Çağatay Yavuz şey çevirdi, çok teşekkür ediyorum ona. Yazdığım şeylerden birçok insanın haberi olmuyor ya, İngilizce bilmediği için, ya yani takip edemediği için onların. Yazılar da var. Ama bu kitapta benim için önemli olan şey, uzun bir mektup yazdım okura. Canım kalender okur diye başlıyor. Yazmak ne, Türkçe yazmak ne, Türkçe okur kim, ve ben yazarken aklımdan ne geçiyor, artık Türkçe yazmadığım için aklımdan ne geçiyor vesaire vesaire. Birazcık da hasbihal gibi oldu. Hem dertleşme, hem birazcık içimi açma gibi. Hem de işte birazcık bugünlerde yaşanan şeylerin bendeki yansımasını anlatmak istedim. Öyle bir kitap oldu. Bir sürü yazı kitabım var benim. Kaç tane bilmiyorum şimdi. Daha önce hani Milliyet'te, Habertürk'te, başka yerlerde yayınlanan yazıları falan topladım. Gazetelerin ömrü veya dergilerin ömrü birkaç günlük oluyor. Bazı yazılarda birkaç günlük olmamasını istediğim yazılar, daha uzun yaşamasını istediğim yazılar. Ben kendim bazı okurlar da yapıyorum. Böyle şey okuyunca o kitaplardan, yazı kitaplarından bazen denk geliyor. Güzel bir hem ruh falı bakma, hem de ne diyeyim, güzel denk gelişler, denk geliş sürprizleri yaratması açısından ben yazı kitaplarını seviyorum. Bu da geçer de inşallah, umarım yani herkese öyle biraz neşe, birazcık hayat verir. Bu öyle bir kitap yani. Bizim gerçekten şu an buna ihtiyacımız var. Bu dönemi düşününce. Yazı yazmak her zaman insanın, yani okurların, işte yazıları okuyan insanların ne ihtiyacıyla ilgili, neye ihtiyacı olduğuyla ilgili bir şey değil. Öyle yazılmıyor çoğu zaman. Ama galiba Türkçe konuştuğum, ana dilimiz Türkçe olduğu için, bazılarımızın ana dil değil ama Türkçe biliyorlar.
aynı şeyleri hissedebiliyoruz. Başka bir dilde yazmak, başka sözcüklerle yazmak değil. Başka hislerle de yazmak. Çünkü Türkçe duygu coğrafyası başka dilde yok. Onlar tercüme edilmez şeyler. Sadece tercüme edilemez sözcükler ve cümleler yok. Tercüme edilemeyecek duygular da var. Ve o duyguları da özlediğim için benim için özel bir kitap oldu. O duyguları da beraber yaşıyoruz Türkçe konuşan, bilen insanlar olarak. Dolayısıyla sizin ihtiyacınız yok, benim de ihtiyacım. Bana geldiği kadar size de iyi gelir, yani okuyanlara da iyi gelir. Teşekkürler. İşte bekliyoruz heyecanla kitabı ele almayı. Diğer ikinci bir sorum da şey olacak. Yine katılımcılarımızdan bir soru. Karakterlerinizin hikayelerini oluşturmanızda neler etken oldu, oluyor diye bir soru gelmiş. Normalde karakterler, yani yazarın içindeki insanlar diye hep anlatılır ama ben gazeteci olduğum için biraz şanslıyım. Çünkü çok fazla insan, çok fazla enteresan insan gördüm. Çünkü gazetecilerin işi genel olarak enteresan insanlarla oluyor. Çok yolculuk yaptığım için, çok ilginç insanlarla karşılaştığım için, çok büyüleyici insanlarla, bilhassa büyüleyici kadınlarla karşılaştığım için oradan çok yararlanıyorum galiba. Ama bu birazcık da ters bir durum. Çünkü düğümleri üfleyen kadınlardaki Amira ismiyle var olan bir insan mesela. Maryam da var ama başka bir isimle. Yani ismini değiştirdim onun. Başka insanlar da, Madame Lilla hariç, oradaki insanlar var. O insanlar da benim arkadaşım olduğu için ve ben açık ve nasıl diyeyim, yakın ve sıcak birisi olduğum için o insanlar daha sonra o kitapları okuyorlar. Dolayısıyla kendilerinin orada nasıl yazıldığını görüyorlar. Kendileri için benim okuyorlar. Bazıları seviyor, bazıları sevmiyor. Ama bazen de enteresan olaylar oluyor. Bir tanesi Amira ile oldu. Amira hiç, yani kitabın başında New York'tan geri dönüyor hikayede. Amira aslında hiç New York'a gitmemişti. Fakat kitap Fransızca'da basıldığında ve Amira okuduğunda New York'taydı. Ve bana telefon etti. İnanamıyorum. Şu anda New York'tayım ve New York'tan döndüğümü yazmışsın kitapta. Bu nasıl olabilir falan diye. Ve ben bu hikayeyi Fransa'da kitap basıldığı zaman Fransa'daki tanıtım toplantısının tanıtım gününde anlatırken Fransızlara bir kadın el kaldırdı ve şey dedi. Ben Amira'nın arkadaşıyım ve şu anda bana New York'tan mesaj atıyor filan gibi gerçek insanlardan karakter almanın tehlikeli tarafları var. Ama böyle güzel tarafları da var. Tehlikeli tarafları işte yazdığınızı beğenmeyince, ben böyle biri değilim deyince o birazcık tehlikeli bir şey oluyor. Yani şimdi böyle direkt belki söylemek istemezsiniz ama böyle deyince ben merak ettim. Yani böyle bir durum yaşadınız mı daha önce böyle tehlikeli diye adlandırdığınız herhangi bir karakterle yani paylaşmak isterseniz? Tabii ki. Şöyle, öyle bir durumu yaşayacaktım az kalsın. Aslında yaşamadım ama yaşayacaktım. Düğümleri üfleyen kadınlar yazılırken bir yandan bu insanlar okuyordu kitabı. Çünkü ben onlara bölümleri gönderiyordum. Bu da aslında enteresan bir mesele, yani olay değil mesele. Ve Meryem biraz bozuldu gibi oldu. Tam da bir şey söylemedi falan. Kitabın sonunda bir bölüm var. O anlaşılıyor mu bilmiyorum. Bu hikaye aslında böyle bitmedi ama ben bu hikayeyi böyle yazdım. Çünkü arkadaşlar daha önemlidir diye bir şey var. O benim hayatta da yaptığım bir seçim. Yani yazı çok önemli. Benim hayatımın en önemli şeyi diye düşünüyorum hep. Ama bir yandan da görüyorum ki hayatta aslında arkadaşlar ve dostluklar için yazı kurban edilebilir. Bu bir, sanıyorum yazarların bazıları böyle bir seçim yapıyor. Bazıları da
tam tersi bir seçim yapıyor. Ne yazdığım önemlidir ve insanların üzülmesi önemli değildir gibi. Ben birinci seçimi yapanlardanım. Bazıları der ki yazar olmak için çok iyi bir insan, fazla bir insan. Fazla insan. Sanıyorum, emin değilim ama şeyi tercih ederim. Kötü bir yazar, yani iyi bir insan olmayı, iyi bir yazar olmaya, iyi bir insan olmayı, iyi bir yazar olmaya maalesef tercih ediyorum galiba. O da gerçek insanlardan karakter seçimini birazcık problemli hale getiriyor tabii ki. Ama edebiyat en temelinde kendinin daha iyi bir haline doğru yolculuk etmeye çalışmak. Yazmak da öyle, okumak da öyle. Eğer gerçekten öyleyse insanları yazılara ya da kitaplara tercih etmeliyiz. Her halükarda. Okur olarak da, yazar olarak da. Belki. Teşekkür ederim. Ne oldu Yağmur? Sadece teşekkür. Gene aldılar Zuma. Ece abla de. Araya neler girdi. Evet. Muz Sesleri kitabımıza da bir soru geldi. Hatta birkaç tane soru geldi. Bazı kitaplara birkaç tane soru geldi. Yine bu seslerine yazarken aylarca Beyrut'ta kaldınız. Bir şehirle alakalı bir roman yazmak için şehirde kalırken neler yaptınız? Şehri nasıl tanıdınız? Bu şehirde muz sesleri arasında nasıl güçlü bir ilişki kurdunuz? Diye bir soru gelmiş. Ben Beyrut'a 2006'da gittim. Beyrut'un güneyine saldırmıştı. Gazeteci olarak gittim. Ve ondan sonra da yurttaş Tümer'le beraber, Fatma Mavi bir arkadaşımla beraber Güney Lübnan'a doğru yola çıktık. Biraz tehlikeli bir yolculuktu. Yani bombardıman yeni bitmişti. Hizbullah daha karmakarışık bir durumdaydı. Güney Lübnan'ın Hizbullah'ın kontrolündedir. Ve bizim bizim yanımızda bir mihmandar yoktu. Yolda böyle patlamamış bombalar, checkpointler falan filan böyle karışık bir durum var ve bir yandan da şeyi gördüm böyle yolda geçerken hep muz ağaçları gördüm. Sonra oradan döndüğümde çok hoş bir hanım Türkiye'de bana muz seslerinden bahsetti. Muzların büyürken ses çıkardığından bahsetti ve benim de aklımda Beyrut'un gürültüsü kalmıştı. Ve şeyi düşünmeye başladım. Eğer Orta Doğu yeterince sessiz olsaydı, muz seslerini herkes duyabilir miydi? Muz sesleri duyulacak kadar sessiz olsaydı Orta Doğu nasıl bir yer olur diye. Sonra bu fikir gitgide böyle çok yerleşti kafama. Beyrut'a aslında Hizbullah'la ilgili bir gazetecilik kitabı yazmaya gittim ama sonrasında fakat Hizbullah'la inmek çok zor. Hele bir kadınsan gerçekten zorlaşıyor işler yani. Ve orada Hizbullah'ın cevap vermesini beklerken kitap için bir anda o muz hikayesini hatırladım ve bir anda gözümde canlanmaya başladı. Çünkü orada da gerçek hayatın içinde yaşayınca gerçekten işte Filipinli kadınları görüyorsun. Suriyeli işçileri görüyorsun. Hepsi onlar birer karakter oldular kitapta. Zeynep Hanım gibi eski 68'den kalma solcuları görüyorsun daha şimdi yaşı ilerlemiş olan. O arabalar, işte o insanlar vesaire. Hatta sonra bana cevap vermeyen Hizbullah karakteri de kitapta karakter adam da karakter olmuş. Orada yaşarken gerçekle edebiyat arasında bir boşluk var. Her şey zaten o boşlukta olup bitiyor. Çünkü gerçekte öyle bir yer Beyrut. O benim gördüğüm ve düşündüğüm Beyrut. Orada yaşamış olmama rağmen gerçeklikten uzak bir tarafı da var o kitabın. Fakat edebiyat çok güçlü bir şey. Çünkü o kitap işte birkaç dile çevrildi. Arapçaya da çevrildi. O kitapta Zeynep Hanım'ın ekmek ağacı var. Zeynep Hanım yoksullarla karşılaşmak istemediği için
ekmekleri bir ağaca asmaya başlıyor ve yoksullar o ekmekleri ağaçtan alıyorlar ve işte mahalleli de bunu yapmaya başlıyor. Kitap yayın birkaç yıl sonra Beyrut'ta gezi yapan bir arkadaşım, yani turist rehberi bir arkadaşım dedi ki ekmek ağacını soruyorlar, nerede bu ekmek ağacı? Dedim öyle bir ağaç yok, ben uydurdum onu. Giderek Beyrut'ta da insanlar böyle bir ekmek ağacının olduğunu konuşmaya başlamışlar. Sadece kitabı yani okuyan Türkiye'den giden insanlar değil, Beyrutlular da. Dolayısıyla edebiyatla gerçeğin arasındaki boşlukta çok nasıl diyeyim, büyülü ve güçlü şeyler olabiliyor. Benim Beyrut'ta yaşarken yaşadığım şeyler son derece sıkıcıydı. Yani hiç öyle kitaptaki gibi değil. Belki de o yüzden zaten hani öyle kitaplar yazıyorum. Düğümlere Fiyan Kadınları da, yani Tunus'ta yaşarken başıma gelen şeyler hiç de öyle nasıl diyeyim, heyecanlı, renkli falan şeyler değildi. Yazmak zaten son derece sıkıntılı bir iş. Yani sıkıntılı derken sıkıcı bir iş. Öyle hülyalı uzaklara bakıp da işte aniden gelen ilhamlarla falan değil. Gerçekten memur gibi sabah çalışıyorsun, her akşam çalışıyorsun ve çok da fazla ne macera yaşamaya zaman kalıyor, ne de böyle enteresan insanlarla maceralara çıkmaya zaman kalıyor. Bütün bunlar senin olan şeyler aslında. Ama işte dediğim gibi yazdıktan sonra da o gerçek oluyor. Hep şey örneğini verirler. Ben onu çok severim. Daha doğrusu bunu böyle bir hikaye verdim. Anna Karenina gerçek mi? Kimse artık Anna Karenina'nın gerçek olmadığını söyleyemez. Çünkü en tanınan Rus kadınlarından bir tanesi. Ama evet, Tolstoy'un yarattığı bir kadın. Fakat yani ben de kendilerimle ilgili okurlar böyle sorular sordukça veya işte şu karakteri çok sevdik bilmem ne falan dedikçe ben de anlıyorum, yani ben de gelmiş gibi bir şey yarattım, seviniyorum. Üstad da garip bir şey söyleyeyim. Bazen karakterlerimi de özlediğim oluyor. Mesela Düğümleri Üfleyen Kadınlar karakterlerini çok özlüyorum. Yani içtenlikle özlüyorum. Bazen diyorum ikinci kitabını yazsam. Çok özledim. Bir daha bir yolculuğa çıkayım şöyle kafada diye. İkinci kitap güzel olurdu. Belki Düşündüm de, evet. olur. Birisi de çete film olarak görmeyi hayal ediyorum demiş. Ben de hayal ediyorum. İnşallah görürüz bir gün. O Umarım. roman zaten gibi galiba. Herkesin gözünün önünde canlanıyor. Bir de korkuyorum film olursa insanlar hayal kırıklığına uğrar diye. Bakalım. Yani öyle de bir durum oluyor. Yani film olunca o, çünkü siz de tarif ettiniz zaten o gerçeklikle şey arasında diye. Yani bu sefer sanki böyle gerçeğe yansımış gibi oluyor film yapılınca ve böyle aklımızdaki şeyden tamamen farklı bir şey çıkıyor ve hayır, bu böyle değildi, bu karakter böyle değildi. Yani ne bileyim, saçının rengi, böyle yüzü gözü bile böyle farklı olunca sanki şey oluyor. Ne bileyim, yani bu hayalimizdeki gibi olmuyor. Çünkü biz de böyle okurken sizin Hayalindeki film kadar güzel olamaz zaten. O yüzden her roman uyarlaması bir hayal kırıklığıdır. Büyük bir hayal kırıklığıdır. Ve şey hikayeleri çok meşhurdur. İşte yazarın kitabından film yapılır ve yazar kendini yerlere atar. Bu nasıl rezalet falan diye. Ama ona biraz da şey gibi bakmak lazım. O artık, o kitap artık benim değil. O yönetmenin şeyi, yani bin kurduğu başka bir hayal diye bakmak lazım. Selen Uçar ve Seray Şahiner beraber bütün kadınların kafası karışıktırı sahneye uyarladıklarında ben sevimli ayarlıyım tabii. Çünkü birincisi şu, arkasında ne kadar emek olduğunu biliyorum onun. İkincisi o iki kadının da ne kadar içtenlik o kitaba sahip çıktıklarını ve üzerinde çok gezdirdiklerini biliyorum. Dolayısıyla benim kitabımı nasıl yapmışlar, nasıl tiyatro haline getirmişler, tiyatro oyunu haline getirmişler diye değil de acaba bu iki kadın ne söylediler diye anlıyorum ve
Tabii ki insanın böyle 20 yılında yazdığı şeyi 20 yıl sonra sadece çok güzel aktrisler, aktörler yaptırdığını görmesi çok olağanüstü heyecan verici bir şey. İnsan düşünüyor, onları yazarken hiçbir şeyi hayal etmemişti ki 20 yaşında. Sonra 2 yıl boyunca öyle güzel, çok güzel oyunlar sevildi. Sadece müteşekkir olabilirim. Yani hayal kırıklığına uğrama hakkını falan görmüyorum tabii kendimde. İnsanı hayal kırıklığına uğratırdı. Herkesin kafasında güzel bir film oynadı çünkü o sırada okurken. Ve tabii ki yani bu soruyu ben de bekliyordum. Ben de bu soruyu sormak istiyordum. Yani sizin How to Lose a Country kitabınızdan Türkiye'de basılacak mı? Ne düşünüyorsunuz? Böyle bir planınız var mı? Yani böyle bir teklif götürdünüz mü? Bu çok sorulmuş. Benim de aklımda olan bir soruydu bu. Bu karışık bir konu. Şimdi sebeplerle basılmayacak. Şimdilik. Bir kitap basılınca bunun hukuki tarafını bilmem, sadece kitabın yazarı sorumlu olmuyor ondan. Basanı, editörü sorumlu oluyor. Ben bu kadar şey yapamıyorum yani. Gözden çıkmıyor söyleyeyim. Aslında siyaseten çok sert falan bir şey yok. Ve tamamen Türkiye ile ilgili bir kitap da değil. Dünyadaki yükselen sağ dalganın bir real mesele olduğunu anlatan, İngiltere'den, Amerika'dan, Fransa'dan, işte Macaristan'dan, şuradan buradan bir sürü örnekler vererek bunu ortaya koyan bir kitap. Çok çeşitli dil tabii. Birçok dilde okundu. Türkçe'de okunmadığı için evet üzüldüm. Bir yandan da şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben o kitabı İngilizce yazdım. Dolayısıyla Türkçe'ye çevrildiğinde benim kitabımı okumuş gibi hissetmeyeceksiniz zaten. Onun dili başka olacak çeviri olduğu için. Türkçe'de yazmakla İngilizce'de yazmak arasında demin de söyledim. Yani ayrı sözcüklerle başka sözcüklerle yazmaktan başka bir şey. Başka bir referans sistemi çalışmaya başlıyor insanın kafasında. Başka bir okuyucuya yazmaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla Türkçe'ye çevirince bu okuyunca yine o film hikayesindeki gibi uyarlama film hikayesinde minik bir hayal kırıklığı olacaktır. Fakat size bu vesileyle How to Country'de olan şeyleri siz zaten yaşadınız biliyorsunuz Türkiye'de. Sizin için orada yani Türkiye'deki yeni olacak birkaç yani kavramsallaştırılmıştım bazı şeyleri ve o yüzden de zaten yurt dışında o kadar çok okundu. Ama güzel haber şu, daha güzelini yazdım. Yeni bittiği İngilizce yazdım onu da. Mayıs'ta İngilizce çıkacak, Haziran'da da Türkçe çıkacak. Adı İngilizce adı Together, 10 Choices for Better Now. Türkçe adı da Hep Beraber, Daha iyi Bir Şimdi, 10 Seçenek. Onu çok seviniyorum o kitabı. Türkçe'ye inanacağına da düşünüyorum. Ve sabırsızlıkla bekliyorum. Yani İngilizcesinden sonra yani diğer dillerde de yayınlanacak yine İspanyolca falan bir sürü dilde yayınlanacak ama İngilizceden sonra ilk kez Türkçe'de yayınlanacak. Haziran ayında inşallah hep birlikte bir kere daha böyle konuşuruz. O da hikayeleri böyle hem gördüğüm hem hepimizin birbirine geçirerek nasıl insan olmalı insanlar bugün neler yapabiliriz dünya nasıl bir yeni değerlerimiz ne olmalıdır yani 10 bölümlük bir kitap inanç başka böyle sözcükler seçtim büyük sözcükler. Onların böyle hikayeleri birbirine girerek anlattığım işte yeni insan olma seçenekleri gibi düşündüğüm bir kitap.
İnşallah siz de seversiniz okuyunca. Ne Evet, sorulara başka. bakıyorum. Ben sorulara bakıyorum. Şöyle bir soru gelmiş. Bir yazar, gazeteci, aydın olarak Avrupa'ya yerleştikten sonraki dönemde kişisel üretkenliğiniz nasıl değişti? Bunu söylemekten hoşlanmıyorum ama tabii ki iyi oldu o bakımdan. Yani çünkü birincisi burada nasıl diyeyim, yalnızlık çekiyorum anlamında çok yalnızım. Zagreb'deyim ve Zagreb'de öyle çok büyük sosyal aktiviteler yok. Olanlara da ben katılmıyorum. İşte. İki tane çok iyi arkadaşım var. Toplam 4 tane arkadaşım var. Başka yapacağım çok az şey var. Bir de başka için daha çok çalışmam gerekiyor ve daha çok ok gerekiyor. Bu da durak işte daha çok üretmenize sebep oluyor. Şanslıyım tabii ki, yani yazdığım şeyler yayınlanıyor hem süreli yayınlarda hem kitap olarak. O da bir şey gibi, kırbaç gibi daha çok çalışmamı sağlayan bir şey oluyor. Türkiye'de şimdi bu da geçer kitabında Gürültüde diye bir yazı dizisi var. İşte gürültüde kadın olmak, gürültüde inanmak, gürültüde okumak falan diye devam ediyor. Türkiye'de bir gürültü var. Ve bu gürültü Orta Doğulu bir şey. Ben bunu Beyrut'tan da tanıyorum. Ve Orta Doğu deyince benim aklıma bu gürültü geliyor. Öyle bir gürültü, öyle yorucu bir gürültü ki bu. Akşam olduğunda şöyle düşünüyorsunuz. Bugün ne çok şey yaptım. Bugün daha sonra, bugün ne çok şey oldu diye düşünüyorsunuz. Sonra düşünüyorsunuz ki ben bir şey yapmadım. Orta Doğu biraz böyle bir şey. Hiçbir şey yapmamış olmanıza rağmen başınıza bir sürü oyun gelmesi ve gün hiçbir şey üretmemiş olmanıza rağmen sizi yorgun hissetmeniz. Ve bu gürültü bakınca insan aslında ne kadar çok zaman olduğunu, çok şey yapabildiğini de görüyor. Bunları söylerken tabii ki hoşuma gitmiyor, yani bunların hepsini ama gerçek bu. Böyle değildi bu ülke, yani bu kadar değildi. Gürültü bu kadar yoğun ve engelledi. Ama maalesef şimdi böyle. Ve çeşitli memleketlerde yaşadım. Bağlarımızın adını korkarak anacağı yerlerde bulundum. Çünkü ki Türkiye çok acımasız bir yer. İnsanların birbirine çok acımasız, merhametsiz olduğu bir yer. Kendi aramızda da, yani siz ODTÜ'ler olarak da mesela hani birçok ortak paydanız olmasına rağmen diyelim ki aynı hani community anlamında topluluk rağmen o toplumun için çok merhametsiz, acımasız davranabiliyor. Çok yargılayıcı davranabiliyor. Bu da sürekli Türkiye'de bir hesap verme halinde yaşamana neden oluyor. Herkes için öyle. Yani illa kamusal bir figür olmana gerek. Kendi hakkında da, kendi etrafında yargılayıcı tutuma maruz olan insanlar sürekli bir şey sürekli bunun kavgasını verme halinde oluyorlar ve bu çok yorucu bir şey. Kişisel hayatlarımızda çok yorucu bir şey. Keşke böyle olmasa ama bu hale geldi. Türkiye şimdi başka aynı şeyleri yaşıyor tabii. Sebeplerle. Ortak kodların çok aldığı bir ülke. Bilmiyorum, siyasi olarak aynı partiye bahsetmiyorum. Ortak kod olarak, yani hayatımızda temel ahlaki değerlerden bahsediyorum. Mesela bir dilenciye birisi tekme vurursa siz bu durumdan utanır mısınız, utanmaz mısınız? Eskiden bu durumdan hep birlikte utanırdık. Şimdi artık öyle bir ortak değer yok. Bir madenciye, hakkını arayan bir madenciye güçlü bir adam
siyaseten güçlü bir adam tekme vurunca bizim buna utanmamız ve çok öfkelenmemiz, üzülmemiz ve bunu onaylamamamız gerekiyor. Ama bakıyoruz ki memleketin yarısı öyle düşünüyor, diğer yarısı öyle düşünmüyor. Eskiden bu mesela falan derdi insanlar. Hani yanlışlıkla bir hareket oldu. Şimdi günah da der. Bu çok ciddi bir şey. Ortak ahlaki değerlerimizin temelden sarktı. Bu başka hiçbir şey. Bu hükümetler değişebilir, siyasi yapılar değişebilir, kurumlar değişebilir vesaire. Ama bir kere bu ortak ahlaki değer sistemi sarsıldıktan sonra onu geri toparlamaya çalışmak çok zor bir şey. Şimdi Türkiye'nin yorucu olması, bu kadar gürültü olması, ben ona gürültü diyorum, biraz bundan kaynaklanıyor. Çünkü hiçbir şeyde yerleşik ahlaki değerlerimizi koruyamadık. Koruyamıyoruz yani. Bu bir Türkiye'ye yani sonra üstüne gelen bir şey. Siyasi nedenlerle değil, aynı zamanda dünyanın geçtiği bir dönüşüm, yani ekonomik dönüşüm, siyasi dönüşüm. Böyle bir yere geldik. Bir şeyler insanları. Siyasetten ayrı, siyasetin dışında, gündelik dışında her şey politiktir ama siyasetin dışında bir şeyler yapmak isteyen insanları çok 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 yoruyor ve engelliyor. Yani birisi diyelim ki havucun içindeki sarı bölüm niye sarı diye merak etme hakkı olmalı. Şu anda atıyorum bunu yani. Veyahut da ne bileyim ben mısır niye sarı, şimdi önümde olan şeylerden söylüyorum, diye merak etme hakkı olmalı. Acaba bir şiir yazsam ve bu astronomiyle ilgili olsa bu nasıl olur diye düşünme zamanını kendine ayırma hakkı olmalı. İnsan böyle olur ve kendini gerçekleştirir. Ama o kadar çok şey oluyor ki hem siyaseten hem de toplumsal olarak o kadar çok şey oluyor ki hepimizin tek tek merak etme hakkı, konsantre olma hakkı, hayal etme hakkı ve bütün bunlar için gereken zaman ve içsel barış diyeyim ona elimizden alınıyor. Buna karşı da direnmek gerek, yani topluca direnmekten bahsetmiyorum. Kişi olarak da buna direnmek gerek diye düşünüyorum. Bu konuda düşünelim arkadaşlar. Böyle bitireyim bu bölümü. Başka bir katılımcımızın da şöyle bir sorusu olmuş. Türkler yurt dışında yaşarken hep neden orada olduklarını açıklama gereğinde kalıyor gibi bir izlenimim oldu. Siz de uzun yıllar farklı ülkelerde gözlem yapma imkanına sahip olmuş bir yazarsınız. Türklerin göç etmek ve memleketten uzak kalmakla ilgili görüşleri, hisleri ne yönde oluyor? Neden açıklama yapmak zorunda hissediyoruz? Sizin gözlemleriniz oldu mu bu konuda? Böyle bir soru var. Hep öyle mi acaba? Ondan emin değilim. İşte memleketle ilgili hakkını kendinde görenler yurt dışına çıkınca evet birazcık açıklamakta zorundalar yani. Ben kendim de o zorunluluk de öyle bir sorumluluğum olduğunu düşünüyorum. Öyle canım bu benim kişisel hayatım falan diyecek hakkım yok. Çünkü memleketle ilgili söz söyleyince bir söz vermiş oluyorsunuz. Ahlaki bir siyasi bir pozisyon oluyorsunuz, bir tavır gösteriyorsunuz ve ben bu tür tutarlılıkları evet önemserim. Yani, ay fikrimi değiştirdim falan, böyle bir şey olamaz. Çünkü siz özellik insanlarda o etki ile insanlar yapıyorlar, bir şeyler eğiliyor ve onlar da bir sorumluluk altında. Siz onlar sorumluluğu hissediyorum yani. Türkler diye bir şey var mı bilmiyorum ama Türkiye'li olan insanlar yurt dışına gittiklerinde
Bizde şöyle bir şey var, bir temsil krizi. Her birimiz tek tek ülkeyi temsil hissediyoruz biraz galiba bir şekilde. Ve o temsil sorumluluğuyla da davranıyoruz. Aslında kötü bir şey değil bu yani. Topyekun kötü bir şey değil. Zorlayıcı bir şey ve birey olma özgürlüğünü kısıtlayan bir şey. Ama ben bu konuyu çok eleştirenler olur ama bunu o kadar da kötü bir şey olarak görmüyorum. Birazcık evet, 3. dünya ülkesi olmakla ilgili birazcık 60'larda 70'lerde alınmış kültürel ve ahlaki değerlerle alınmış eğitim, oradan kaynaklanan bir eğitim damarı bu. Evet, ama biraz da şöyle bir şey var. İnsan kendine de açıklamak istiyor bunu. Biraz belki onunla da ilgili bir şey. Ben niye geldim? Ne kadar kalacağım? Geri dönecek miyim? Sadece Türkler değil aslında. Yani bizim gibi ülkelerden gelen birçok İranlılar, Lübnanlılar, dünyanın aşağısından yukarı çıkmış olanlar, Ukrayna'ya gitmiş olanlar hep sorumluluk hissediyorlar galiba toplumla. Bunu yük olarak görmüyorum ben. Yük gibi de yaşanmamalı yani. Evet. Evet. Sorumluluğumuz var yani. Ama Türkler hasreti evet. Hasret kurumu var yani. Sanıyorum Anadolu'da her birimiz aslında. Yani gerçekten Anadolu olan Ermeniler falan olabilir. Onun dışında Anadolu'lu olan yok zaten. Bizim hepimizin ailelerin hikayesi öyle başlamaz mı? Bizimkiler bilmem ne zaman nereden gelmiş. Orada beylermiş. İşte paşalar. O geçmişi bize daha güzel anlatır. Herkesin, hemen hemen herkesin bir yerden gelme hikayesi vardır. O orayla da ilgili bir şey, özlem duymayı, eve özlem duymayı biraz başka türlü başka ülkelere göre. Daha göçebelik ve o göçebeliğin getirdiği süre ev hasretiyle yaşama meselesi galiba hepimizin içinde birazcık var. Ben şeyi sormak istiyorum. Yine buna bağlantısı olarak katılımcılarımızdan gelen bir soruydu. Yaşadığınız yerden sonra, Zagreb'den sonra gitmek istediğiniz bir yer var mı? Yani böyle bir planınız yoksa bunun hakkında hiç düşündünüz mü? Bugünlerde düşünüyorum. Kaç yıl oldu ben buraya geldim? 2016'sının sonlarına doğru geldim. Şimdi 4 yıl oldu. Ben bir yerde bu kadar uzun süre kalmadım bir kere. Bunu söyleyeyim, çok fazla uzun oldu ama bu yılı saymıyoruz. Çünkü 2020 gerçekte yaşanmadı aslında, biliyorsunuz. 4 yıl olmuş. Şimdi düşünüyorum başka bir ülkeye gitmeyi. Henüz tam böyle karar vermedim, ne yalan söyleyeyim. Buradaki evim çok küçük ama çok seviyorum. Bir de 2017, 2018, 2019'da dahil çok 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 fazla yer gezdim. Yani bu kitap sebebi yolculuk yaptım. Bazen geri dönüp bu evin duvarlarını öpesimin geldiğini yani. 2020 o yüzden hani sevdiğim insanları görememe dışında çok kötü gelmedi evde olmak. Ama şimdi böyle ben hissediyorum yani, git geliyor yavaş yavaş diye. Benimle hep dalga geçer. Bu çocuklar, bebeklerin doğunca göbek balığı gömerler ya camiye, okula. Bir gün bana öyle dedi. Senin zaten biz göbek balığını iki ev arasında kaybetmiştik dedi. O yüzden sen bir yerde duramıyorsun. Belki de hakikaten göbek balığım öyle iki ev arasında kaybolduğu için benim ömrümün sonuna kadar kendimden başka bir evim olmayacak herhalde. Belki de. Ama sürekli de bir ev kurma çabam var. Böyle bir şey var yani. Çok hızlı ev kurarım.
Sonra da çok hızlı bozup o evi başka bir evi yeniden hızlıca kurarım. Belki de öyle olacak. Ama isterdim. Bu şimdi bu da geçerin üstündeki dandelion aslında onunla ilgili bir şey. Onu da anlatayım. Ama bir şeye katılmıştım ben. Ve bir kadın bana bir defter verdi. Üstünde çok güzel bir tasarımdı. Üstünde şey yazıyordu. Şandelier ve dandelion. İşte kara hindiba ve avize. Ve böyle bir daire oluşturuyordu bu iki sözcük. Ve başkalarını dinlerken kitaba ya şey defterin üstündeki o yazıya gözüm takıldı ve şeyi düşündüm. İnsan nasıl ışık saçmak ister? Bir kara hindiba gibi dağılarak mı yoksa bir avize gibi yerinde durarak mı? İnsan nasıl ışık saçmalı ya hayatta nasıl durmalı falan gibi. Benimki hep bir kara hindiba gibi dağılarak ve saçılarak gidiyor. Bu da geçerin kara hindiba var. Yani bakalım bir kara hindiba olarak bir avize olmaya çalışıyorum. Şöyle bir sorumuz gelmiş. Hangi devirde yazmak isterdiniz diye. De yazmak isterim. Aynen. Hı. Yani. Yazmak değil de yaşamak istediğim devirler var. Yazmak için şimdi en uygun zaman. Evet, şimdi en uygun zaman. 1970'lerde, 60'larda falan işler daha zordu bizim gibi kadınlar için. Şimdi daha iyi. Aslında şimdi en iyi zaman bir kadın olmak için. Bu arada onu da söylemiş olayım. Çok şanslısınız. Daha genç olduğunuz için. Güzel şeyler göreceksiniz. Kadınlar çok acayip şeyler yapacak. Bakın bir net olarak şey yap. Önümüzdeki yaz çok acayip şeyler olacak. Önümüzdeki bahar ve yaz bunlarla ilgili ve kendimizi çok iyi hissedeceğiz kadın olduğumuz için ki bu çok nadir yaşanan bir olay biliyorsunuz. Hangi devirde yaşamak isterdimi söyleyeyim. İki Dünya Savaşı arası Almanya'da yaşamak isterdim. Ki şu andan çok farklı değildi aslında ama güzel bir tarafı da vardı. Yani işte bu kabarelerin ve delice nasıl diyeyim yarın yokmuşçasına yaşanan bir o yüzden sanatın ve işte bu bilhassa bütün sanatların aslında çılgınca kendini ifade ettiği zaman o dönemi çok severim ve o dönemde yaşamak isterdim. Yazmak için ise şimdi, bugün, yarın. Olmayan Kuşlar Ansiklopedisi kitabınız için bir soru gelmiş. Kitabı yazarken nelerden esinlendiniz ve bu fikir aklınıza nasıl geldi diye bir soru gelmiş katılımcılarımızdan. How to Lose a Country yazıyordum ve dünyadaki bütün kötü adamlar ve kötü şeylerle ilgili yazmaktan böyle içim katıldı. Hakikaten de oldu ve bir sabah kalkıp bir defterin üzerine Hayal Kuşlar Ansiklopedisi yazdım. Yani aklımda bir şey yokken. Sonra da her sabah ben erken kalkarım. Daha da erken kalkıp 5:30 falan gibi kalkıp her sabah bir kuş hayal ettim ve yazdım. Geçen gün onunla ilgili komik bir şey okudum. Bir adam çok sinirlenmiş. Okudum. Hiç beğenmedim. Bu kuşların hepsi uydurma diye. Bravo. En azından onu anlamış. Neyse. O kitabı yazarken yani kendimi iyileştirmek için yazdım. Çünkü o kadar kötülük ve çirkin, daha doğrusu çirkinlik insanın ruhuna iyi değil. Güzellik üretmek zorundayız. Kendi kendimizi tedavi etmek için. O şarkı yalan değil yani. Dünyayı güzellik kurtaracak şarkısı. O doğru. Güzellik derken sadece kuş hayal etmekten bahsetmiyorum. Her alanda güzellik yaratarak yani insan ilişkilerinde, politikada da, hayatımızda, evimizde, kendimizde güzelliğin, estetiğin peşinde koşarsak
o zaman dünya değişir. Çünkü estetik en yüksek ahlaktır zaten. Ahlakın da üstündedir. Oralara oraları amaçlamamız lazım yani. Güzellik yarattıkça insan olmayı hak eder. Yani bunu teoloji de böyle söyler, felsefe de böyle söyler, siyaset de böyle söyler. Sadece insan olarak yükselmek için değil, böyle zamanlardan bil. İnsan kalmak için olduğumuzu da hatırlamak için ve atmak için herkese insan olduğu güzel şeyleri hayata katmak zorundayız. Güzel ve güçlü. Güçlü ve güzel şeyleri. Öyle söyleyince benim bir sorum olacak yani. Ben bunu merak ediyorum. Şey gibi değil aslında, hani arasından birini seçer misiniz gibi değil de, mesela yazarken bu bahsettiğiniz çirkin şeyler diye adlandırdığınız, hatta bu o tarz şeyleri yazarken mi, yani onları yazarken mi daha mutlu ol diye, mutlu olmak gibi de değil de böyle, mesela ben sizin yazdığınız şiir metinleri okurken çok mutlu oluyorum. Özellikle sevdiğim şeyler onlar oluyor. Yani çok iyi hissediyorum ki iç kitabını okurken çok mutlu hissetmiştim. Yani şey hissetmiştim o okurken, böyle bir şey var, o şey net değil. Ben istediğim şey konusunda hayal kurabilirim. Yani orada istediğim parçadan hani ben alabilirim gibi hissetmiştim. Ya da istedim, istersem bir kelebekle özdeşleşirim, istersem sayfa çeviririm, başka bir şeyle özdeşleşirim gibi hissetmiştim. Ben mesela bunları okurken çok mutlu oluyorum. Mesela siz yazarken ya böyle gerçekten kendiniz olarak hissettiğiniz, kendinize döktüğünüz, yani bu politik yazılar mı oluyor, politik romanlar mı oluyor, şiir metinleriniz mi oluyor? Yani sizin böyle tam olarak böyle kendinizi gerçekleştirdiğinizi hissettiğiniz, kendinizi böyle tam hissettiğiniz, yazdığınız şeyler neler oluyor? Ben onu çok merak ediyorum. Şiir metinler. Şiir metinler değil. Evet, şiir metini. Şimdi zaten geçen gün birisi de sordu. Artık zamanı gelmedi mi diye. Yazmanın zamanı gelmedi mi diye sordu. Beni çok iyi tanıyan bir arkadaşım. Çünkü bunları yani ya, bu siyasi metin veya da daha düşünsel metinler bana tabii ki çok iyi hissettiriyor. Yani iyi hissettirmek denmez ona da, evet o da benim. Benden çıkıyor ve benden geliyor. Ve öfkeyle ilgili şeyler onlar daha ziyade. How to Lose a Country öyleydi, işte ne anlatayım ben sana öyle vesaire. Ama yazı sadece öfkeden beslenmez. Neşeden de beslenir. Zaten herhalde iki şeyden beslenir yazı. Öfke ve neşe. Başka çok büyük bir numarası yok yani. Hani bambaşka duygular yok. Diğer bütün duygular bu ikisinin alt başlıkları belki. Hayat neşesi ve öfke. Öfkelen o metinleri yazıyor. Kitapları. Ama neşeyi unutmamam gerek. Daha doğrusu neşe kendini bana zorla hatırlattı. İşte o senin de çok sevdiğin o şiir metinler veya da romanlar çıkıyor. Roman daha soğukkanlı ve çok matematik gerektiren bir şey. O çok hesap işi yani. Şiir metin gibi değil. Yakında öyle bir şey yazacağım galiba. Öyle oralara doğru gidiyoruz bakalım. Birazcık bu İngilizce'de şimdi Mayıs'ta yayınlanacak, Haziran'da Türkçe yayınlanacak dediğim kitap. Biraz oraya doğru giden bir kitap aslında. Bakalım sevecek misiniz? Türkçe çeviri. Yani çeviri Türkçesi olacak ama bakalım. Katılımcılarımızdan son sorumuz bu. Bu arada ben katılımcılara da teşekkür ediyorum sordukları sorular için. Aldığımız bir diğer soru da şey, sizin için başarılı olmak ne anlama geliyor diye bir soru sormuşlar. Yani ne zaman siz kendinizi başarılı hissediyorsunuz? Değer verdiğim bir insan sesimi duyduğu zaman diyeceğim. Bu da pek
çok soyut bir şey ama mesela da kendimi başarılı hissediyorum mesela. Çok kusura bakma ama kaç yaşındasın mesela? 20, 25, 22 mi mesela? Kaç yaşındasın? 22 yaşındayım ben. Olmadan önce kitap yayınlamaya başlamıştım mesela. Şimdi sen bana diyorsun ki iş kitabını burayı sevdim falan filan. İşte bu başarılı hissetmiyorum. Ben kendimi hiçbir zaman başarılı hissetmiyorum ama bu beni mutlu eden bir şey. Başarılı hissedemiyorum. Öyle bir problemim var. Beni mutlu eden şeyler böyle şeyler. Şöyle bir şey söylemiştim 3 yıl önce kendime. Biraz cool'lar istiyorum diye. How to Lose a Country'yi yazarken. Dünyada olan, benim gibi olan ve dünyada ne olup bittiğini gören olmak istiyorum. Cool'larla uçmak istiyorum diye düşünmüştüm. Öyle de oldu. Cool'larla biraz ben şurada bir soru görüyorum. Şu anda bir mesafenin önemi var mı diye. Çok hoşuma gitti. Ayşe Yaşar. Hayır yok. Çünkü artık herkes birbirine mesafeli. Bu iş benim hoşuma gitti. Çünkü daha önce böyle ay yazık uzaktan işte bize bağlanıyor falan gibiydi. Şimdi herkes birbirine uzak ve herkes birbirine fazla yakın bence bu arada. İyi oldu bu. Sarılmanın ne kadar önemli olduğunu öğrendik hepimiz. Ve fiziksel temasın. Sorular varsa biz chat bölümünden alabiliriz yine. Devam edebiliriz ki daha önce de sorular olmuş. Ben onları da sorabilirim size. Tamam. Zaten bitmek üzere süremiz değil mi? Öyle tahmin ediyorum. Bir saat kadar daha süremiz var. Ne? Vay. İstediğiniz zaman uygun olur. Tamam. Hayır. İyi, o zaman ben buradan gördüğüm soruları yapayım, bakayım. Türkiye kaotik önü. Sizlere bu cümleyi unutmayın. Bu sizlere gerçekten zamanla bir şey getirecek diyeceğiniz cümle var. En son Esra Kaya. Esra. Var tabii ama şimdi bunu kitaplara yazıyorum. Şimdi böyle patlayınca aklıma gelmiyor tabii ki. Kaotik ortamın düşünsel dünyanıza etki edeceğini düşünüyor musunuz? Uzakta olmanızın bir sebebi de mi acaba? Evet. Uzakta olmamızın bir sebebi de Kürtçe yayınlamayı düşünüyor musunuz? Şimdiye kadar sormadı. Ben düşünmüyorum. Kayda geçsin kitabınızda Diyarbakır'da gazetecilik yaparken o atmosferde neler hissettiniz? Merak ediyorum hocam. Küçük bir çocuğun size senin adın Beritan olsun deyince neler hissettiniz hocam? Böyle bir olay vardı. Muz Sesleri'nin bu özellikle şeydeki Sabra Şatilla kampını anlatan bölümü Diyarbakır'daki Bağlar Mahallesi. Daha önce bir yerde söylemiştim ama pek bilen yoktur. Sabra Şatilla ben Beyrut'ta o kampa Filistinlilerin işte mülteci kampına. Diyarbakır'daki Bağlar Mahallesi ile hemen hemen aynıdır o kamp. Ve ben o bölümü Muz Sesleri'ndeki o bölümü aslında Diyarbakır'da yazdım. Ne hissettiğimi herhalde açıklıyor bu söylediğim şey. Diyarbakır'ı çok özledim çünkü arkadaşlarımı çok özledim. Oradaki ahbaplarımı çok özledim. Orada olmak her zaman farklı bir his tabii ki. Oradaki candan hissi çok özlüyorum. Sizce biz de buralardan göçmeli miyiz? Daha üretken olmak için ya da hayır, öyle bir şey yok. Sakın öyle dediğimi sakın düşünmeyin. Fakat şöyle bir şey var. Bu söyleşe katılan insanların daha genç olduğunu düşünerek, haddim olmayarak şöyle bir şey söyleyeceğim. Yurt dışına
evet çıkmalısınız bence. Çıkabilenler çıkmalı. Ve mutlaka başka bir dilde okursanız arkadaşlar çok iyi olur. Çünkü bu kendi dilimize olan değiştirir, zenginleştirir. Hem de dünyada sizin yaptığınız işle ilgili size benzeyen insanların ne yaptığını bilmeniz lazım. Yoksa sadece Türkiye'de atıyorum psikoloji, psikologlar ne yapıyor bunu bilmek yetmez. Dünyada sizin gibi insanlar ne yapıyor? Bunu da takip etmek için, atılmak için, onların da sizi takip edebilmesi ve duyabilmesi için bir dil daha iyi öğrenmekte büyük faydalara bunu söylemek ayıp tabii ama yine de söylemek istiyorum. Gençliğinizde okuyup etkilendiğiniz yazarlar kimler? Nikos Kazantzakis, Zorba. En çok beni etkileyen kitap oydu. 15 yaşımda okumuştum. Ama ondan önce 13 yaşında, 13-14 yaşında Cengiz Aytmatov kitaplarının hepsini okumuştum. O beni çok etkilemişti. Daha sonra zaten bir sürü yazar çok etkiledi. Bir de 16 yaşında Sait Faik'in bütün eserlerini okumuştum. En çok herhalde en çok ondan etkilendim şimdi düşününce. Sigaraya da o zaman başlamıştım. Halen bırakamadım. ben buradan okuyorum Yağmur. Olur mu? Daha hızlı gidiyoruz. Düğümlere ben de okuyabilirim size. Başlarda da sorular vardı. İsterseniz ben de size sorayım. Seç, ben bu. Şu an sesinizi alamıyorum ama. Öyle şu mi? An geldi. Arada gidip geliyor. Şu an aldım. Düğünü bitleyen kadın derken ne hissettiniz mesela? Açtım. Çok açtım. Yani fiziksel olarak aç kaldım ben sonuçta çok. O yüzden o kitapta çok güzel yemekler vardır. Tunus'ta yemek kültürümüz aynı değil. Öyle söyleyeyim. Çok farklı. O yüzden Tunus'ta yemek yemediğim uzun bir zaman oldu. Çok aç kaldım. Bahçede akşamları saat böyle 6 gibi falan oturup gece 12'ye kadar çalışıyordum. Bir sabahları çok yalnızdım. Aşırı yalnızdım. Yani bir tane arkadaşım vardı sonuçta. Diğerleri işte ahbaplarım vardı. Huayda arkadaşım. Onunla çok sohbet ediyordum. Fakat çok o kadar yalnızken insanın kendini bulması için çok güçlü bir hayal kurması gerekiyor. O da o güçlü hayalde işte düğümler üfleyenler oldu ve yazarken yani hikayeyi akıtırken diyeyim, çok kahkahalarla güldüğümü veyahut da hüzünlendiğimi, sevindiğimi, heyecanlandığımı, kalbimin attığını. Sıra sende Yağmur. Seç bir soru. Tamam. Başta şöyle biri sizinle bir anısını paylaşmak istemiş. Tuğba Aktaş hocam. Ben belki dedim mikrofondan sorarsam daha hızlı olur diye uzunca yazmadım da. Hamburg'dan selamlar. Ben Almanya'da yaşıyorum ve çalışıyorum 3 yıldır Ece Hanım. O yüzden sizin böyle gurbet temalı ya da hani yurt dışında yaşamak, bir birey olmak temalı konuşmalarınız beni çok hani kalbimden yakalıyor diyebilirim. Ve buradaki çok yakın arkadaşlarımdan biri Yoana'yı sizin kitabını sizinle tanıdım. Kafede sizin yani kitabınız masanın üzerindeydi. Ve ben işte ona sordum hani nereden tanıyorsun, yazarı nasıl okuyorsun? Ve sizin hani bu London Book Review toplantılarındaki kayıtlarınız var. Onları dinliyormuş, çok etkileniyormuş. Böyle hani her yere ulaşan değişik bir sinerjiniz var. Bir de soru olarak şunu soracaktım. Lila Yörneğin programında siz şeyden bahsettiniz. Ben Türkçe konuşurken ağzımda bir akide şekeri varmış gibi hissediyorum. Çok hoşuma gidiyor. Ve böyle anlatırken aslında ses tonunuz, otonasyon, enerjiniz çok güzel. Hani yazılardaki güzelliği böyle sesli bir kayda dönüştürmeyi podcast'inizin olmasını düşündünüz mü hiç? Aslında bunun
How to Lose a Country İngilizce benim sesimden kaydı var. Yani bütün şeylerde var. İyi nasıl ne deniyor ona? Sesli kitap olarak var yani. Aslında Türkçe kitaplarımı da yapmalıyım. Çünkü podcast değil yani yayın olarak podcast değil ama özür dilerim. Türkçe kitapları bazılarını yapsam iyi olur. Var aslında. Hatta şimdi şöyle düşündüm de üniversitesinde Körler Derneği'nin bir yeri vardı ve ben orada kıyı kitabını kaydettim. Körler Kütüphanesi'ne bağışlamak için. Bir tek galiba kıyı kitabının öyle bir şey var, kaydı var. Diğerlerini de yapsam iyi olur. Şimdi böyle söyleyince evet niye olmasın? Tabii. İyi ki söylediniz. Selam söyleyin. Şöyle bir soru gelmiş YouTube'dan. Gazeteciliğe ve Orta Doğu'ya olan ilginiz nasıl başladı? Araştırmak için gidene kadar neler yapmamızı önerirsiniz? Oo, Orta Doğu'ya mı gidiliyor? Güzel. Neler yapmanızı öneririm? Çok Orta Doğu'yla ilgili. Fakat geçen gün hapishanedeki bir sizin de tanıdığınız birisi benden Beyrut'la ilgili bir kitap istedi Türkçe. Yani Beyrut anlatan bir kitap. Ben bulamadım. Hep İngilizce kitaplar. Dolayısıyla önce bir Beyrut, yani Orta Doğu'ya gidecekseniz iyi İngilizce konuştuğunuzdan emin olun. Veyahut da Arapça konuştuğunuzdan emin olun. Çünkü ya da çok 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 iyi bir mihmandar bulmanızı öneririm. Gazeteci olarak gidecekseniz. Yoksa başınız beladan kurtulmaz. Bir de şöyle bir şey var. Problemli bölgelere gidilecekse eğer zaman oranın oradan biri söyler. Şimdi gelme, şimdi çok zaman. Ben daha Beyrut'a ne zaman gidecek olsam şimdi çok kötü bir zaman denmediği bir zaman. Her zaman çok kötü zamandır mesela Beyrut için. Ama oraya giderseniz hiç öyle bir şey normal işte hayat devam ediyor. Ufak tefek çatışmalar dışında. Kitap var ama yazarına şu anda aklıma gelmedi. Beyrut'tan Jerusalem, Kudüs'e, Beyrut'tan Kudüs'e kitabı Amerikalı bir gazetecinin Pulitzer ödüllü zaten. Neyse adı aklıma şu anda gelmedi. O kitabı çok öneririm okumak isteyenlere. Kudüs'e kitabın adı. Öyle bir sorumuz gelmiş. Gidip gördüğünüz yerlerde Türkiye'yi benzettiğiniz bir ülke var mı? Merak ediyormuş Abdullah Hocam. Biraz burayı benzetiyorum Zagreb'i. Beni yaşlarda olanlar varsa Zagreb çok benziyor. Yani mahalle subay evlerine benziyor mesela. Ankara 90 yani kültürel olarak da benzetiyorum. İnsanların tavırları olarak da. Burası da zaten öğrenci sayılır. İlk geldiğim günden beri daha önce gerçekten 90'lar Ankara'sı gibi hissediyorum. Bunun dışında Türkiye'ye benzettiğim yani işte Yunanistan'ı falan bunlar tabii ki benziyor. Bu eski Osmanlı İmparatorluğu şeyinde olan, hamiyetinde olan bölgelerde zaten mutlaka bir şeyler görüyorsunuz sözcük olarak da. Bizim küfürleri kullanıyorlar mesela hala. Ama onun dışında böyle çok benziyor dediğim Latin Amerika onlar eğlenceli yerler tabii. Türkiye. Amerika'ya benzetiyor aslında sen. Amerika'nın evet bazen Amerika'yı benzettiğim zamanlar oluyor. Amerika'nın bazı yerlerine. New York, İstanbul benziyor kültürel olarak mesela. Davranış biçim, davranış kültürü olarak. Zagreb, evet. Ankara'sı. Zaman tüneline deniyorsunuz buraya gelince.
Son gelen bir sorumuz var. Merhabalar. Geçtiğimiz haftalarda yayın dünyasından pek çok ismin tacizi ifşa edildi. Bunlar arasında büyük yazarlar da vardı. Bu bir taraftan kadınların mücadelesinin parçasıyken öbür taraftan da yayın evlerine adalet kurumu muamelesi yapılmasına sebep oldu. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha doğrusu suç işleyen sanatçıların sanatı yapamamasıyla cezalandırılmasına nasıl bakıyorsunuz diye sormuş Şule Hocam. Şule Hocam, teşekkürler soru için. Bu uzun bir konu. Adaletin olmadığı bir mevzudan kurumsallaşmış adalet, yani mekanizması olarak çalışmıyor. Dolayısıyla kadına bu konudaki sosyal başka hiçbir yerde bulamıyorlar. Din dünyasındaki tacizden kadınlar öldürülünce de biz medyadan başka dönebilecek bir korkunç bir şey. Gülistan Doku bir yılı aşkın bir yıldır kayıp öldürüldü kızcağız aslında. Daha bir dört tane bildi benim bildiğim dört tane öldürüldü. Bir tanesi canlı canlı yakılarak öldürüldü. Hocalarımızdan bir tanesi oldu. Şimdi bu kadar büyük vahşetin olduğu bir yerde biz yana yakıla ölmek istemiyoruz diye bağırıyoruz ve bundan başka da adaletin yerine geleceğine dair bir umudumuz yok gibi bir şey. Çok korkunç. Bu arada bu sadece Türkiye'de olmuyor. Burada da kadına karşı şiddet yükseliyor. Bu bence kapitalizmin çok emarelerinden bir tanesi yani. Bir yanıyla insanlık tarihi boyunca biz ilk kez bu kadar ekonomik olarak güçlüyüz, ilk kez bu kadar politik olarak deneyimliyiz. Bu da tabii yaratıyor erkek egemen dünyada yani kadına karşı dediğin yükseliş nedenlerinden bir tanesi bu. Ama şurası doğru. Yayın evleri bu konuların adaletin ne bulmasını sağlayıcısı olması bunu biraz problem. Bir de şöyle bir durum. Adaletin olmadığı bir yer mağdurun hakkı yok. Adalet elde etme hakkı yok. Aynı şekilde öyle bir yer ki burası suçlunun da hakkı yok. Şimdi bir yazar tacizde bulunmuşsa bir sürü insana tamam bu bir suç ve bunun cezalandırılması gerekiyor. Sadece hukuken değil ahlaken de cezalandırılması gerekiyor. Bir ahlaki yaptırımın da olması gerekiyor. Evet ama ona da bir söz hakkı tanınması da gerekiyor. Tanınmadı demek için söylemiyorum bunu. Ama her suçlunun da yani ben hukukçuyum hukukta suçlunun da bir hakkı vardır. Öte yandan bu hikayenin yani dünyada da Amerika'da da çok tartışılıyor bu cancel culture mevzusu. Yani o tacizciymiş artık onun kitaplarını okumayalım. O tacizciymiş onun müziklerini dinlemeyelim. Şimdi mesele ki buna da kardeşim İnan Temel Kur'an bana dikkatimi çekti ki çok doğru bir soru. Tamam kitapları okumamak kolay, müzikleri dinlememek kolay. Peki ya bu adam diyelim ki bu tacizci adam korona aşısını bulursa kullanmayacak mıyız bu aşıyı? Yani o iptal kültürü mü diyelim ne diyelim yani orta kültürü kültürel ürünlere gelince kolay oluyor konuşması ama diyelim ki aşıyı bulmak ya da işte hati konularda yapmış bir insanın tacizciliği söz konusu olduğunda onları da mı kullanmayacak? Bu konu hali hazırda dünyada tartışılan bir konu. Bana sorarsanız şöyle olmalı. Picasso dünyanın en berbat adamlarından bir tanesi. Ama adam Picasso. Dolayısıyla bunu bilmemiz gerekiyor. Yani Picasso kıymetli bir resim. Aynı zamanda berbat bir adamdır. Gerisini ne yapacağınız, ya bakacağınız bu bilgiyle biçimlenir zaten.
özel seçim yapmanız da gerekmez. Yani şunu çok anlamıyorum ben. Böyle bir seçim yapmak zorunda mıyız? Yani tacizciliği veya tecavüzcülüğü bilerek aynı anda bakamaz mıyız o sanat eserine? Ama dediğim gibi bu sanat eserinde olunca güzel bir nasıl diyeyim tartışma konusu oluyor. İş daha hayati bir meseleye gelince o zaman gerçekten bir karar vermeniz gerekiyor. Bu aşıyı kullanmayacağım, öleceğim çünkü o adam tacizciydi. Böyle bir saçmalık da olamaz yani. Sadece bu bilginin o adamla ilgili her konuşulduğunda evet tekrar edilmesi gerekiyor. Bu sadece o adamı kandırmak için değil. Kadınlara da bir şey söylemek için. Bir, siz de sizi taciz edeni söyleyebilirsiniz ve bu tarihe geçer. O ismin yanına yerleşir. İki, insana sadece dolayı sonsuz saygı konuda söyleyeceklerim bu kadar. Tamam, YouTube'dan bir sorumuz gelmiş. YouTube'dan da sorular geliyor bu arada. Roman yazmadan başta temel bir kurgu yapıp tamamen ona bağlı kalarak mı yazarsınız diye bir soru gelmiş. Hemen hemen evet. Yani sonunu her zaman biraz muğlak bırakırım kendi kafamda bakalım ne olacak gibi. Ama roman yani o mimari mühendislik bir iş, matematik bir iş. O yüzden evet başını sonunu tam böyle bilmem ama şey ne olacağı kafamda vardır başta. Gerçi düğünlere falan kadınlarda biraz kendim de film izler gibi izlediğim filmi yazarmış gibi yazdım ama devirde mesela çok başından sonuna kadar. Yazar olmak isteyenlere tavsiyeniz ne? Bunu görüyorum. Tavsiye ederim öncelikle. Bu güzel bir iş değil. Eğlence. Çile. Başka hiçbir şey yok. Ama hocam diyorsanız olmuşsunuzdur zaten. Yazmaya devam etmenizi ama lütfen o yazdığınızdan fazla okumanızı tavsiye edeceğim. Birkaç röportajınızda size sürgünde olup olmadığını sorulunca siz bunu batılılar bizim gibi ülkeler böyle bilmek istiyorlar diye cevap verdiniz. Evet verdim. Sizce yüzlerce yazar ve gazetecinin içeride veya bir ülkeden gelen yazarı sormakta batılılar haklı değiller mi? Olabilirler ama şöyle özellikle yazı yazan böyle insanlar ülkelerinden batı Avrupa ülkelerine gidince Avrupalılar manasız bir gurur duyuyorlar bununla ve kendilerini bir ahlaken üst seviyede siyaseten ve ahlaken üst seviyede daha üstün görmekten fazla hoşlanıyorlar ve bu da benim canımı sıktığı için kendimi böyle sanki internetten hatun uzak vardı bu internetten evlat edinilen bir panda yavrusu gibi hissettiğim için o sürgün muamelesini kabul etmek istemiyorum. Tekrar ediyorum böyle yapmamalı ne zaman konu açılsa. Var mı Yağmur sormak istediğin başka soru? Başka soru göremiyorum Ece Hanım. Var görüyorum da. Belki kaçırdığım vardı. Ben de bakıyorum. Bu ülke nasıl, bir ülke nasıl kaybedilir de bunu güzel anlattınız. Bizler de yaşadık. Söylediğiniz gibi buradan geri dönüş mümkün mü sizce? Var mı? Ümidim yok, inadım var diye hep söylüyorum ve size de öyle tavsiye ediyorum. Çünkü ümit çok kırılgan bir şey. Bunlar zor ve sert anlar. Ümit, umut ziyade inadım var, ben de varım. Cümleleri daha işe yarar cümleler de geliyor bana. Size de tavsiye ederim inat konusunu. Serra Hanım galiba teşekkürler demiş. Teşekkür ederim o zaman Yağmur. Ne dersin? Teşekkür ederim.
Ya çok teşekkür ederim. Katılan herkese de çok teşekkürler. Umarım bu da geçerse demek çok güzeldi. Hep kız, genç kadınların yüzlerini görüyorum. Ve evet görüyorum ve de çok teşekkür ederim. Hepinize. İyi ki varsınız. Biz de size çok teşekkür ederiz kabul ettiğiniz için. Böyle bir söyleşi yaptığımız için çok mutluyuz. O TikTok topluluğu olarak da teşekkür ederiz. Ben katılımcılara da soruları için çok teşekkür ediyorum. Yani çok güzel bir vakit geçirdik bence. Ben de öyle. Çok sevindim. Sera, sana da çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ederim. Bu arada Anna için bir fotoğraf alalım istiyoruz eğer. Ne yapacağım? Ben çekiyorum. Siz poz verebilirsiniz. Bir de oldu mu? Alayım. Bir saniye hemen. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz tekrar. Ben tekrar teşekkür ederim. İyi akşamlar. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Bye bye.